Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman diliminde gündemdeki başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii bir tarafta kuraklık, öbür tarafta maliyetler, öbür tarafta alım fiyatlarındaki düşüş nedeniyle çiftçinin kafası karışık. Peki sahada durum nasıl? Çiftçi ne ekeceğine karar verdi mi ya da ekim yapabildi mi? İşte bu sorulara yanıt arayacağız. Türkiye'yi karış karış gezen ve her yerden bilgi alan çok değerli bir isim, sizlerin de severek takip ettiği değerli abimiz Mehmet Öztürk bizimle birlikte. Mehmet abi günaydın, hoş geldin yayınımıza. Çok teşekkür ederim Taner'cim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Şimdi ben kısaca özetlemeye çalıştım ama detayları senden dinleyelim. Sen Türkiye'yi karış karış geziyorsun. Her yerden bilgiler alabiliyorsun. Bu sene nasıl bir hava hakim abi çiftçiler nezdinde? Şöyle yapalım mı? Tersinden başlayabilir miyim? Nasıl istersen abi. Şimdi siz az önceki yayında ve tabii devamlı olarak Türkiye'de, hatta dünyada kuraklıktan söz ediyorsunuz. Bir kuraklık geliyor. Ben biraz resme çalıştım. İklim değişikliği konusunda bir miktar bazı notlarım var. Onu da paylaşayım. Oradan lütfen soruma geleyim. Çünkü bu çimden gelim şeklinde bir cevap olsun sana. Peki, nasıl istersen. Herkes, eyvah kuraklık geliyor. Ne yapacağız? Batacak mıyız, aç mı kalacağız sorusunu sadece çiftçi sormuyor. Herkes bu soruyu soruyor. Doğru. Aslında bana kalırsa Taner Bey, dünyadaki iklim değişikliğinin bazı avantajları da söz konusu olabilir. Nasıl abi mesela? Mesela şu anda en çok bizim başımızı ne ağrıtıyor? Karbon gazı. Karbon emisyonu. Karbon salınımı, doğru. Karbon ayak izi vesaire. Bunu şimdi maddelerle size açıklamak istiyorum. Öncelikle tarım sektörü dünyadaki suyun %75'ini, insan gücünün %40'ını, toprağın %30'unu, enerjinin %5'ini kullanıyor. Dünya üzerinde şu anda ekilebilen arazi miktarı 1,5 milyar hektar. Bu kadar arazinin tarafı ekilmesi için gerekli olan yakıt 120 milyon ton. Lazım olan gübre 200 milyon ton. Kullanılan ilaç miktarı 4 milyon ton. Kullanılan antibiyotik miktarı 160 bin ton. Bu durumda sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ortaya çıkan yeni kuraklık dünyadaki üretim artışının %1 azalmasını sağlar. Yani artmasını değil, azalması söz konusudur. Eğer biz dünyada nüfus artışının %1 olduğunu düşünürsek, %1 tarım girdi azalması büyük bir risk olarak görülüyor. Ama şimdi ben bunun karşısında biraz da yetkililerin, özellikle hükümet ve devlet idaresindeki insanların, hatta çiftçilerin, hatta tarım sanayisinin belki üzerinde çalışmasını uygun göreceği bir öneri notlarım var. Nedir onlar? Mesela dünya üzerindeki karbon emisyonunu yutmada, yani zararı engellemede en önemli unsur bitkisel üretim ve bitkiler. Çünkü bitkiler karbondioksit yiyerek, emerek onları organik maddeye çeviriyorlar. Mesela bunun başında da hiç şüphesiz kenevir ekimi geliyor. Doğru. Dünyadaki iklim değişikliği şu anda konuşulduğu gibi olursa Taner Bey, Türkiye için konuşuyorum. Evet. Yaylalarımızda şu anda kullanmadığımız marjinal arazilerimizde üretim yapabiliriz. Yani soğukluk biraz daha aşağı doğru inerse bizim yaylalarımızda ekim dikim yapma şansımız olacak demektir. Evet. Ayrıca bu yaylalardaki otların daha uzun süre hayatta kalması ve bu durumda da mera hayvancılığı için bizim önümüzün açılması, kesip yem kullanma oranının azalması, mera hayvancılığının ve melezlemenin önünün açılması anlamına gelir. Ayrıca dünyaca konuşmak gerekirse yine bu çerçevede Sibirya'da, Kazakistan'da üretim yapma ihtimali doğar. Şu anda Kazakistan'ın
kuzey bölgelerinde nereden baksanız Mayıs ayına kadar kar var. Orada 4 ay süre için doğup büyüyen ve bitiren bir buğday ekiliyor. Eğer oradaki 3 ay, 6 aya çıkar, 5 aya çıkarsa oradaki organik ekim buğday miktarı artabilir. Hakeza Sibirya için de bu geçerli. Bu durumda o bölgedeki dünyanın buğday üretim miktarı artabilir. Üçüncü nokta, çölde kısa gün bitkileri ortaya çıkabilir. Çölde de biz ekim dikim yapabilir. Orada da küçük küçük sebzeler veya otlaklar oluşturup çöl ortamında da bazı bitkileri gerek hayvansal olarak gerekse insan için kullanabilir. Dördüncü olarak Türkiye'de senin de çok iyi bildiğin gibi Taner'ci, özellikle meyve ve sebzelerde açık alanlarda erken ve geç donları çok oldu. Çok fazla, biz doğru. Bahsettim. Kayısıdır, fındıktır, dövizdir, badendir. Bu da benzer ürünlerde su sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu ürünlerin toplam ömrü, yani üretim ömrü 120 günlüktü. Eğer yeni gelen bu kuraklık ifade edilen ya da bana göre iklim değişikliği olunca 120 günlük süre Sayın Öztürk 180 güne çıkabilir. Bu ya var olan ürünlerin dona maruz kalmadan üretilmesini sağlar ya da yeni bazı bitkilere zemin hazırlar. Biz artık buna göre de bir ıslah, bir çalışma yapabiliriz. Evet. Ayrıca çok daha başka bir şey şimdi söylüyorum. Nedir o abi? Belki de ilk defa duyacaksınız. Küresel ısınmayla birlikte oluşacak buzul erimesiyle beraber dünyada yeni gemi yolları açılabilir. Ha, bu önemli, evet. Dolaşmak zorunda kalmayız. Böylece dünyadaki gıdanın ulaşımındaki lojistik engelleri kalkar, bazı yeni kanallar ortaya çıkabilir. Bu da zaten şu aşamada senin de çok iyi bildiğin gibi Türkiye'nin en büyük sorunu, maliyetin en büyük kalemi lojistik ve yakıt. Evet. Hatta lojistik bir numara. Kesinlikle. Yani. Son dönemde doğru. Buzulların erimesiyle herkes korkuyor. Eyvah diyor. Ama bu da başka bir şanstır. Çünkü dünyada zaten buzulların olduğu yer aslında mesafenin en kısa olduğu yer. Doğru. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapılabilir. Şimdi diyeceğim konu da ilginç. Altıncı madde. Çiftçiler karbon emilimi yaptığı için dünya şöyle bir duruma doğru geçiyor. Karbon emisyonu borsası geliyor. Taner Bey. Karbon emisyonu borsasına en rahat çiftçiler girebilecek. Yani toprakla ve yeşillikle, yani karbon gazını emen, iş yapan çiftçilerin hakları doğacak. Ya da büyük büyük firmalar, mesela demir çelik firması veya yurt dışına sanayi üretimi yapan firmalar aynı oranda belli bir miktar doğal bir hayata destek vermek zorunda kalacaklar. Mesela arıcılıkla alakalı. Arıcılığa verilen doğal ürünleri gösterip, bak ben şu kadar milyon arıya, şu kadar karbon için şu desteği verdim, bu kadar organik alana şu desteği verdim, ya para verdim ya ürettim şeklinde. Çünkü aksi halde çok ciddi bir karbon vergisi gelecek. Doğru. Bu durumda çiftçilerin de zaten ürettikleri için yeşil ve karbon emen ürünleri bu durumda bu piyasadan pekala imkan borsadan girip para kazanabilirler. Yedinci maddeye gelindi. O da örtü altıdır. Örtü altı niyetli soğukluk yüzünden örtü altına çekilmiştir. Bizim Türkiye için konuşursak işte Akdeniz'de ve bizimkiler Ege'de olan örtü altı biraz daha yukarı doğru kayabilir. Örtü altı yetiştiriciliğinin ısıdaki avantajı dikkate alınarak yeni örtü alanlarına doğru kayabiliriz. Şimdi bunlar için dikkat edilmesi ve avantajlı olan durumlarıdır. Tabii bu avantajlı durumlar yarın sabah ortaya çıkmayacak. Doğru. Önümüzdeki 15 ila 50 yıl arasında ben bunların olabileceğini araştırıyorum. Düşünüyorsun abi. Ne yapmak gerekiyor? Evet, aslında abi onu sorayım. İznin araya giriyorum. Burada anladığım kadarıyla senin anlattıklarından yola çıkarak yeniden bir ekim stratejisi ya da bitkisel üretim stratejisi veya hayvancılık stratejisi geliştirmek gerekiyor, değil mi? Çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bunun için tam oraya ben de geliyordum. Evet.
Ben ıslahı çok önemsiyorum. Ben de ve Türkiye'de TAGEM bünyesinde bulunan tarımsal araştırma enstitüleri inanılmaz zengin bir ıslah yapısına sahip. Ve maalesef Tarım Orman Bakanlığı bunu pazarlamıyor. Hatta belki de bilinçli pazarlamıyor diye de düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de zamanında muhteşem bir her bölge için yani farklı 5-6 bölgede çok farklı çeşitler, her türlü üründe ama yani hububatta, tahılda, meyvede, sebzede çok harika ürünler yapılmış. Mesela şu anda bir mısır ıslahı yapıldı, inanamazsın. Ama bunu destekleme konusunda biraz sıkıntı var diye düşünüyorum. O yüzden ben yeni dönemde yani bu kurağa dayanıklı değil aslında, yeni iklime uygun, daha uzun ömürlü buğday çeşidi, arpa çeşidi olmasını, olacağını öngörüyorum. Böylece daha uzun ömürlü, yani 120 gün değil, hatta 180 güne ulaşan ürünler. Mesela benim bir önerim daha var, aracılığınızı da mutlaka gündeme getirmeni de senin öneririm. Nedir o? Bugün Türkiye'de küçük baş, özür dilerim, kanatlı sektöründeki yemin %10'u buğdaydı. Bak, insanlara yiyeceği yemin %10'unu şu anda biz şeye veriyoruz. Tavuklara veriyoruz. Evet. Oysa Türkiye'de marjinal arazilerde, tarım yapılamayan arazilerde ve su asla olmayan arazilerde biz kritik hale ekersek, buna destek verirsek, bak ne çıkıyor şimdi? O %10'luk kısmı kritik hale karşılarız. O %10'luk kısım insana kayar. Birinci madde. İki, kritik halenin nefis bir sılacı oluyor. Mısır sılacı gibi. Ve onun içinde vitamin ve mineral değerleri, enerji ve protein değeri doğrusu çok yüksek. Her zaman da bitirirse 16, 18, 20'ye kadar çıkıyor. Yani neredeyse yonca ayarında bir kritik hale sılacından bahsediyorum şimdi size. Ve bu ürün verim olarak da Taner Bey, mesela kurakta 280 kilo, 270 kilo alıyorsa buğdaydan Türk çiftçisi, kritik halden 350 kilo alabiliyor. Daha fazla. Çok ve iyi. Hem daha fazla hem de bitki besleme olarak da biz bir buğday gibi. Yani protein oranlarına baktığımızda anlattığın gibi ise abi inanılmaz faydalı bir ürün. Bir de o %10'luk kısım zaten biz hani buğdayda ithalatımız söz konusu. Bu %10'u da yine tüketime ayırırsak ithalatı da düşürmüş olacağız haliyle. Ayrıca bir şey daha var. Yeni dönemde demin saydım. Biz niye dünyada şu anda sıkıntı çekiyoruz? Takımı bir daha vereyim sana istersen. Lütfen. 4 milyon ton ilaç kullanmışız. 4 milyon, milyon ton. Ayrıca 160 bin ton antibiyotik. Peki ben şimdi size söylüyorum. Şu anda eğer biz bitki beslemeyi doğru yaparsak, mesela şu andaki kimyasal gübrelere organik madde eklersek ya da yeni ismiyle organo mineral gübre kullanırsak, bitkinin bağışıklık sistemi gelişeceği için çiftçiler de en az daha önce kullandıkları kimyasal gübreden aldığı verimi aynen alacağı için, bağışıklık artacağı için ilaç kullanma miktarı azalacaktır. Ayrıca kuraklığa dayanıklı çeşitlere geçilirse bu defa mısır ekimi azalacak, kritik hale artacak, suyumuzu da cebimize koyacağız demektir. Doğru. Bir de böcektir ya da biyolojik mücadele gibi yeni mücadele kavramlarını zaten dünya öneriyor. Eğer bunları da yaparsak biz bu kuraklık ya da iklim değişikliğinden oluşacak %1'lik azalmanın belki %0.5'e indirme ihtimalimiz söz konusu. Yani bizim devlet olarak da, vatandaş olarak da bitkilerimizi ve hayvanlarımızı besleme şekillerini bu yeni duruma göre ayarlama eğitimleri veriyor olmamız lazım. Bu konuda bana göre en iyi eğitimi de kim yapar biliyor musun? AgroTV yapar. Evet, teşekkür ediyoruz abi. Bak net söylüyorum. Doğru. Bak açıkça söylüyorum. Ben bu eğitimleri acil olarak devletten bekliyorum ama hemen yapmasını beklemiyorum. Çünkü onların şeyi ağır. Onlar gemi gibidirler. Geminin manara yapması çok zordur ama AgroTV bir tır gibidir, uçak gibidir. Çok hızlı bir şekilde manevra yaparak bu alanda çiftçileri ve piyasayı eğitebilir. Ayrıca dünyadaki teknolojik gelişmeler çok önemli ve iyi gidiyor.
muhtemeldir ki birazdan değineceğim, insan gücü zafiyetini teknolojiyle çözüm etme ihtimalimiz söz konusu olacak. Bilim alan diye bağırıp duruyoruz. Bilim alan zaten var ama marjinal araziler, yani ekilmeyen araziler, yaylalar, dağlar, bayırlar, su istemeyen alanlara da dikkate aldığımızda, buna bir de teknoloji eklediğimizde ve son olarak da bütün bu üretimin esas sorunu pazardır. Bana göre devlet ya da hükümetin kesinlikle üretilen ürünlere pazar dengelemesi yapmak zorunda. Ve bir şey çok söylemek önemli istiyorum. Türkiye dünyadaki üretim bakımından en iyi ülkedir. Türkiye üretim emisyonu olarak muhteşemdir. Doğru. Türkiye'nin üretim gücü hiç azalmamıştır. Şu anda da çiftçilerimiz ekmiştir. Ekmeye devam etmektedir. Hayvancılık konusunda süt miktarına belki biraz dinleyelim ama araya girip söylüyorum. Süt fiyatları çok küçük olduğu için insanlar kesime gidiyor ama bu ülke insanı hayvancılığı çok seviyor ve hayvancılığı çok iyi biliyor. Ben önümüzdeki dönemde çiftçilerimizin yeni duruma adapte olma ihtimalini yüksek görüyorum. Çiftçiler devletten daha öngörülüdür. Bak net söylüyorum. Şu anda bizim çiftçilerimiz önündeki 15 yılı devletten daha iyi görüyor. Çünkü çiftçiler toprağa bakar bakmaz kaç kilogram su istiyor, kaç kilogram gübre istiyor, onu bilen insanlardır. Analizle birlikte bu %100 ispat, %100 isabet etme oranına sahiptir. Ayrıca Türkiye'de şu anda senin de çok iyi bildiğin gibi benim bir rahatladığım taraf var. Biraz olumlu baktığım bir taraf daha var. Nedir o abi? Şu aşamada büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm belediyelerin kırsal kalkınma veya tarım bölümleri açıldı. Şu ana kadar bu bölümlere uygun isim bulunmuyordu veya oraya istihdam edilmiyordu. Ama gördüm ki büyükşehir belediyeleri şu anda tarımsal üretim ve pazarlamaya saldırmış vaziyetteler. Az önce senin haberinde vardı Balıkesir'deki Bamya örneği gibi. Çok doğru. Şimdi bana göre devlet mesela süt fiyatları konusunda sıkıntı var ya. Evet. Süt tozuna, süt üretimini engellemesin. Biz sütü zaten üretiyoruz da üretmeye devam edelim. Ama devlet süt tozunu iyi fiyattan alsın. Bak hiç bayrama kesilmez. Doğru. Devletin de zaten gücü, uluslararası gücü çok büyüktür. Pazarlama oranı 10 numaradır. Dolayısıyla ben devletin aslında bir dengeleme unsuru olması bakımından devreye girmesini öneriyorum. Zaten üretimde biz iyiyiz. Başka güçler, pazar ve fiyatlar önümüzü kestiği için biz üretemiyoruz veya üretmek istemiyoruz daha doğrusu. O yüzden bana göre devletin bu konuyu bir kez daha gözden geçirmesini öneriyorum. Kesinlikle. Ve kırsal kalkmayı da iyi takip ettiğim için söylediğimi biliyorsun. Büyükşehirler özellikle. Mesela Ankara bana göre su bakımından yakında onu yayınlayacağım. Çektiğim için söylüyorum sana. Yani yakında sen de görürsün televizyonda. Daha henüz montajlanmadı. Ama Ankara Büyükşehir'in boş akan suları depolayıp sonra onu hayvan ve sulamada kullanma diye bir sistemi geliştirdi. Bayıldım. Müthiş. Eğer bu sistem Türkiye'deki tüm alanlara kullanılırsa biz yağmurlardan ve kardan elde ettiğimiz suları asla zayi etmeyiz. Yani kuraklık var diye eyvah biz ne olduk sorusunun yerine buna yeni çare arama konusunda bir çabamız olmalı diye düşünüyorum. Mesela değil mi abi? Yağmur sularının depolanması olsun, işte bahsettiğin gibi boşa akan suların depolanması olsun, bunlar çok kıymetli. Mehmet abi ben yine buradan hareketle senin anlattıklarından şunu sormak istiyorum. Şimdi tarımda biliyorsun planlı üretime geçildi ve Sayın Bakan da açıklamasını yaparken dedi ki suyu merkeze alan bir planlama modeli geliştirdik. Hatta bu planlamayla ilgili kitapçıkta yayınlandı. Bakanlığın internet sitesinden de dileyen bulabilir ama eğitim noktasında seninle hemfikirim. Birçok kişi hala kafalar karışık. Neyi üreteceğini, nasıl yapacağını bilmiyor. Kuraklık artık hayatımızı etkiliyor. Yani bu kaçarımız yok. O zaman burada firmaların da artık yeni yöntemlerle veya kuraklığa dayanıklı ürünlere geçmesi gerekiyor ve onların da bu bilgilendirme sürecine dahil olması gerekiyor sanırım. Firmaların bakışını aslında anlamak istiyorum. Onlar tüccar insanlardır. Para kazanmak zorundalar. Tıpkı çiftçi gibi. Evet. Onların eğitim diye bir görevi yok.
Daha doğrusu yok gibi davranıyorlar. Aslında var ama diyor ki insanlar, futbol maçı gibi düşün. Şu anda benim oğlum bana diyor ki, baba diyor, biz diyor niye diyor dünya yıldızı almıyoruz diyor takıma. Trabzonspor için konuşuyor. Evet. Dedim ki oğlum niye ben orada para vereyim ona? Ben yetiştireyim. Dedi ki baba bizim şampiyon olmamız lazım. O yüzden de dünya yıldızına ihtiyacımız var dedi. Bak çocuğa bak bunu diyor. Şimdi evet. Firmalar diyor ki ben diyor ne uğraşacağım diyor ıslahla diyor. Çünkü ıslahın en kısa süresi 12 yıl. Bir firmanın buna dayanma şansı yok ama doğru. Devlet bana göre ıslahla alakalı tabii ki çalışma yaptığını biliyorum. Ama daha hızlı olması lazım. Kesinlikle. Buna gelince Tarım Bakanlığı'nın bir yönünü açıkça eleştirmek istiyorum. Eleştirme kelimesi seviyorum ama dikkate sunmak istiyorum. Evet. Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlığı popülizm yapıyor. Yani gündemde ne varsa 3-5 tane influencer'la fotoğraf çektiriyor. Onlara destek veriyor. Diyor ki tarıma destek verdik diyor. Şimdi geçici yöntemlerle tarım hallolamadığını herhalde en iyi onlar biliyorlar. Evet. Ayrıca Tarım Bakanlığı bünyesinde bu işi bilen inanılmaz insan var tabii. İnanılmaz. Hemfikirim abi seninle. Seninle hemfikirim. Müthiş. Sadece bu arkadaşların yukarı doğru çıkma şansları yok. Görüşleri çıkmıyor, yazıları geri geliyor. Çünkü üst tarafa çıkınca orada havalar sert esiyor. Yarın sabahleyin görevde miyim, değil miyim sorusunun sorulduğu bir yerde kimse iş yapamaz. Bizimkiler zaten yapamazlar çerçevede. Ama onların yaptığı çalışmayı da hafife almıyorum. Onlar kendilerince bir şey yapıyor. Bense olaya tamamen devlet politikası, hatta biraz arzu tavirde derin devlet politikası olarak bakılmasından yanayım. Evet. Ve bunun için de Tarım Bakanlığı'nı bu iş aşar. Tanerciğim. Ya benim anlattığım bu tarz çalışmalar çok aşırı Tarım Bakanlığı'nı. Tarım Bakanlığı şu anda bir genel müdürlük gibi oldu. Bunun için Cumhurbaşkanlığı seviyesinde daha üst karar alıcı mekanizmalarda ve özellikle Maliye Bakanlığı'nın hayatında ayakları çamur görmemiş, ahır görmemiş, bok görmemiş tarım için Maliye Bakanlığı elemanlarının bu işe biraz daha yakından kulak kabartmaları gerekiyor. Çünkü işin kararı veren Maliye ve Hazine Bakanlığı iş yapıyor. Ve diyorlar ki onlar da patronlar gibi, ya ne uğraşacaksın, ben niye uğraşacağım çiftçiyle müftüyle, onların maliyeti fazla. Ben hazır alırım yurt dışından, işi görürüm havasında da. Oysa Türkiye'de üretimin 10 numara olduğunu söylemiştin. Gençler de, sen bana sordun ya abi gençler ne olacak diye, yönetiliyor mu diye. Bak bir öngörüde sana bulunuyorum şimdi. Bu konuyu da kimse benim gibi konuşmayacak çünkü herkes farklı şey söylüyor. Nedir abi o? Çiftçinin yaş ortalaması kaç deniliyor? 55 60. Konuşuluyor, 60 konuşuluyor. Evet. 60. Peki bana göre kaç biliyor musun? Kaç abi? 35. Neden? 35. Neden? Şu anda ÇKS kayıtlarının tamamına yakını dedelerin elinde. Dedelerde. Resmi olarak henüz torunlara ve oğullara geçmedi. Oysa şu anda en akıllı gençler kısadaki gençler. Şu anda kısadaki gençler hayvancılığa saldırmış vaziyette, tarıma saldırmış vaziyette. Artık okumaktan vazgeçtiler. Vazgeçiyorlar. Ben de öneriyorum ayrıca vazgeçmedin bu arada. Hatta bana göre kesintisiz eğitimin değiştirilmesi gerekiyor. Yani şu anda meslek okullarının rağbeti artmaya başladı. Çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan gençler de artık diyor ki ben okusam da... Evet, sanıyorum Mehmet abinin bağlantısında bir sıkıntı oldu. Hazır olduğunda geldi mi? Tamam. Tekrar Mehmet abi cümleni söylerken bir kopma oldu. Tekrar devam edersen kaldığın yerden eğitim sistemi meslek liselerine talep arttı demiştin abi. Oradan devam edelim lütfen. Evet şimdi genç arkadaşlarımız tarım ve hayvancılıkta ileriye yönelik veya meslekte mesela tornada, tesviyede, doğalgazda, elektrikte, inşaatta, kepçecilikte hatırladın mı? Şu anda buradaki para miktarı çok gani. Türkiye'de herkes yapay zeka profesörü olacağım diye uğraşıyor. Ben sana söylüyorum. 2 sene sonra o iş biter. Herkes o işe girer, adam çoğalır. Evet. O yüzden biz dengeyi kurmak zorundayız ve ne söylüyorum? Mesela haftaya GrowTech Fuarı var. Sen de oradasın. Evet, bu hafta bak, başlıyor. Ben seninle bu konuyu tartışalım. GrowTech Fuarı'na gelen insanların yaş ortalamasına bir bak bakalım. Bak bakalım kimler var? Konya Fuarı var Mart ayında. Gel Nisan'da. Evet. Evet, mutlaka geleceğim abi. Evet. Hayır, biliyorum da şunu istiyorum bak. Gel,
sen daha iyi göremiyorsun. Bakalım, eskiden ben tarım kanalını kurduğumuz zaman Tarım Bey'im, o fuara gelenlerin yaş ortalaması 50 idi. Ben onlara bebekleri de getirin, çocukları getirin demiştim. Şu anda o çocuklar büyümüşler ve şu anda fuarlardaki insanların sayı, yaş ortalaması aşağı doğru indi. Türkiye, özellikle Ziraat Fakültesi hocaları, politikacılar konuyu böyle bilmediği için, aklı olarak veri de sağlam olduğu için, abi biz 60 yaşında olduk, kimse ilgilenmiyor diyor. Peki ben sana söylüyorum, eğer öyleyse bu ülkede nasıl üretim oluyor? Bu ülkede kaç tane 60 yaşındaki adam bu kadar üretim yapabilir? Yapamazsınız. Doğru. O yüzden ben Türkiye'de, evet üretim 10 numara ama bir şey unutmayalım. Bugün bu ülke tarımın önündeki tek bir engel var bana göre. Tek bir engel var. O da insan gücü. Koyuncular ve işleme, yani bağda bahçedeki insan gücü. O insan gücünü şu anda sadece tarım çekmiyor. Ben Konya'dayım şu anda. O yüzden daha da şu anda yoldayım. Herhangi bir yerde bağlamam sana. İyiliğinde evet. Yok. Şu anda seyyarım. Aman abi. Peki. Hatta Türkiye'deki sanayiciler devletten ithal işçi izni istiyor. Bakın nasıl ki sen bana abi Türkiye'de nasıl üretim artırabiliriz sorusunu soruyorsun ya. Evet. Asıl soru şu. Türkiye'de nasıl insan üretebiliriz sanayiciyim? Soruyu böyle soralım. Bundan evet. Sonra Türkiye'deki insanlığın yani gençlerin veya herkesin kendi çobanımızı, kendi çiftçimizi, kendi elemanımızı üretmezsek eğer fonumuz Almanya gibi olacaktır. Aman peki, olmasın abi diyelim. Abi toparlayabilirsek bu arada çok sevinirim. Tamam kapatıyorum. Bu ülkenin şu anda hayvancıların Afganlara ihale edildiğini biliyorum. Tarımının Suriyelilere ve sanayinin ihale edildiğini biliyorum. Ama ben son cümleyi şöyle söylüyorum. Bunu da herkes biliyor Taner diye. Esas şunu söylemek istiyorum. Türk halkı, yani tüketen insanlar tarıma destek vermeyi politik olarak da yapmak zorundalar. Yani bundan sonraki oy verecek olduğu partiyi ilk şunu soracaklar kardeşim. Tarım ve hayvancılığa verdiğin politikayı bana göster kardeşim. Ben daha ucuz değil. Türkiye'de üretilen, doğal üretilen ürünler peşinde koşmak istiyorum. Bana bunu temin ediyorsan uyum sana. Et diyorsan da bye bye dememiz gerekiyor. Çünkü ben hiçbir siyasi partinin ve hele de hükümetin tarımla alakalı projesinin bilerek olmadığını değil, bilerek uygulanmadığını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Tabii abi bu da başlı başına konuşulacak bir konu. Onu da bir sonraki bölümde, daha sonraki programlarda konuşalım seninle. Çünkü nasıl insan üretebiliriz? Bu önemli bir soru. Artı dediğin gibi tercih yaparken. Ama bizde şöyle bir şey de oluyor abi. Biliyorsun bazı sözler veriliyor siyasiler tarafından. Ben parti kısmına girmiyorum. Bütün siyasiler söz veriyor ama ta ki seçilene kadar. Seçildikten sonra bir sonraki seçime kadar hiç semtlerine bile uğramıyorlar. Bunu zaten artık alıştık. Onun için artık güveni de kalmamış seçmenin diyelim. Peki abi sana iyi yolculuklar diliyorum. Konya'ya selamlar. Çok teşekkür ediyorum değerli katkın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkürler. Çok sağ ol. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Agro TV programcısı, sahayı, sektörü iyi bilen çok önemli, çok değerli bir isim Mehmet Öztürk'tü. Kendisiyle sahadaki son durumu konuştuk. Anlattı bize de özellikle madde madde sıraladı. Neler yapılabilir? İşte kuraklıkla bağlantılı olarak kuraklığın, daha doğrusu bu küresel iklim değişikliği nasıl avantajlı hale gelir? Farklı bir açıdan baktı Mehmet abi ve birkaç ürüne özellikle dikkat çekti. Tritikale mesela buğday, üretilen buğdayın %10'u kanatlı sektöründe yem olarak değerlendiriliyor. Halbuki tritikale ondan daha fazla protein değerine sahip. 19-20 proteinlere buna dönülse o %10'luk buğday da tekrar tüketime aktarılmış olur dedi. Ben de ilave olarak zaten bu ithalatında önleneceği bilgisini söyledim. Yine buzulların erimesi dünyada yeni yolları açabilir dedi. Özellikle bu lojistik anlamda çok fayda sağlayabilir dedi. Bilemiyoruz tabii, kısa vadede zor ama uzun vadede göreceğiz zaten bu sonuçları. Şimdi yine bir araya gidelim. Ancak ara sonrası sevgili Gazi Kutlu bizimle birlikte olacak. Bakalım o neler anlatacak.